benim son tadımı Gönül Sultanım'la. Geldim Nursel Hanım. Carmen Gönül. Bismillah. Sen ve şapkaların. Sen evet. Gittin aylarca onu konuştun. Ay kıyamam. Şapkadan tanıyorlar. Bandırmada evet. Da hiç merak. Aç şekerim. Bismillahirrahmanirrahim. Aç bakalım neler diyeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Yani etin şimdi pişme süresi olduğu için hafif et sert gibi ama öbürlerinde nasıl? Ama şeyi sosu şeyini güzel yapmış harcını. Lezzet var. Lezzet var. Var. Kavurma tadı yani şey çiğ mi şeyi gelmiyor. Anladım. Güzel yani. İçinde mantarları falan biberler i̇şte pişmiş mi? Ona baktım Nursel Hanım da pişmiş. Mantarı pişmiş yani. İnceydi ama gene de pişmiş. Kızarıklığı da güzel. Lezzetini de beğendim. Lezzeti güzel yani. Etkisi o. Lezzeti de. Etle sıkıntı var. Yalnız gene biberi biraz, yeşil biberi kızımız biraz iri doğramış, acele de olmuş olabilir. Şeyi güzel, iç malzemesi güzel. Bu gelin güzel yemek yapmış. Patlıcanı da pişmiş. Tamam şekerim. Kızartması güzel. Hı hı. Hafif yağlı ama orada olacak yağda pişen o kadar aşırı değil. Çok da kurcalamak istemiyorum ama mantar küçük olduğu için şurada buradan buldum onu da buldum mantarını. Ama sarımsak da olabilir bu Nursel Hanım. Valla mantarları kızar mı yedi bilmiyorum. İki tabakta da ben buldum be kocaman mantar buldum. Bugün niyeyse mantara çok kayınvalideler takıldı anlamadım. Yok pişmiş mantar da pişmiş ama eti tamam. Pişmemiş. Yok lezzeti. Gönül abla. Yok almadım. Bu tabağı beğendin mi beğenmedin beğenmedim. Çok o kadar inceledin ki. Ama beğenmedim. Evet tamam. Hı, olmamış. Nursel Hanım bunun da eti pişmemiş. Etinde sıkıntı var. Bir tek şu evet. İlk tabağı, evet, ilk ona da pişmemiş de biraz dedin, idare eder dedin. Yani pişmemişti ama bunlar daha hırt hırt. Hı hı. Yani onun için bir de lezzet yoktu ikinci tabakta bunun bakıyorum. Kızarıklığı güzel. Hani üst kaşarın kızarıklığını güzel yapmış evet, kızımız. Evet ikinci tabağın şeyini de beğenmedin sen. Kızarıklığını da beğenmedin. Değil mi? Evet hı hı. Onun güzel değildi. Yok bunda da lezzet yok. Hiç lezzet yok. Yani sosunu falan da mı evet, olmamış? Evet olmamış. Lezzet yok yani. Hafif çiğ ve bunda bak bunun çiğliğinden nazaran et kokusu daha yoğun bunda Nursel Hanım. Olmamış. Söyleyecek söz yok bunun üstüne. Olmamış. Son tabağımız günün de son tabağı. Olmamış. Kızarmasını beğenmedin. Yok. Eti pişmemiş. Yok lezzet de yok. Mantarı biberi pişmiş mi bari? Pişmiş. Hiç mi bir şeyini yapamamış? Ya şey biberi pişmiş zaten. Hı. Büyük doğramış. Yağ gibi mantarı pişmiş. Ama şey olarak kızarmamış yani o hiç kızarmamış. İşin çok zor. Şu evet. Yaptığın yorumlara bakılırsa. Ama en güzel gene lezzet olarak buydu. Buna 5 veriyorum. Lezzetliye veriyorum çünkü puanı 5. Günün son 5 puanı birinci tabağa gitti. Buna 1 veriyorum. Dördüncü tabak 1 puan. 1-1. Ben biliyorum kafayı zaten. Yiyeceğim. Bak vallahi kafayı yiyeceğim. Burada 1 vermeyi en çok seven ya böyle duramıyor, tutamıyor kendini. En çok seven kayınvalidesin. Şu anda bu anlattıklarında çok haklısın ama. Şimdi burada kime 2 vereceksin, 3 vereceksin? Allah bu yorumlarda. Yani gerçekten öyle. Olmamış Nursel Hanım. Şimdi 3-4 versen diyecekler ki niye beğenmediğine verdin. Evet. 3 tane 1. Gerçekten 3 gelinimizin de başını yakmış olduk son puanlamada. Önce ilk kimi öğrenelim? Bir puanı alan gelinimiz. Aç.
Merve Tekin, ilkinden yırttık. Ben size değil, Tuğba'ya bir şey sormak istiyorum. Tuğba'cığım, biz bu yemeği yaptıktan sonra seninle bir konuşma geçirmiştik. Neye? Sen ne demiştin? Benim kayınvalidem etin pişip pişmeme oranına pek bakmaz. Çünkü bu kadar sürede bu etlerin pişmeyeceğini bilir demiştin. Bilir dedim. Söyledim. Orada da söyledim. Bir saniye evet. Gönül teyzeciğim. Aynısını ben de dedim. Aynı şeyi de Sevilay teyze için Miyase söyledi. Ama siz var ya, gelinlerinizin söylediğinin aksini yaptınız şu an. Keza şunu da eklemek istiyorum Gönül teyze. Bugün en çok pişmiş denilen et benim etimdi, biliyor musun? İnan ki hiç pişmemiş. Hiç. En çok pişmiş dört, dört. Denilen tabak benim Hayır. tabağımdı, et biliyor musun? Et kokuyordu çiğde. İnan ki hırtırttı. Üçüncü tabağı söyledi onu tatlım. Hırtırttı. Ya hiç senden mi? Önce gelen kayınvalideler de var. Evet, benim kayınvalidem patlıcanım küçük diye bir verdi bana ama diğer kayınvalideler en çok pişmiş eti dediği tabak benim tabağım. Ama sana 3-1 de 3-5 dedim, neden yine birileri oynuyorsun? Olmamış, ne hiç verin? Kendine bir güven geldi. Ben neden? Anlamadım ya, böyle neden? Bir yiğitlik olmamış, gelmiş sana. Olmamış. Ben de olanı hak alsın. Dün de öyle yaptım. Lezzetli hangisi ona ver. Gönül teyzeciğim, ben kayınvalidemden de bunu istiyorum. Senden de, Sevilay teyzeden de. Hani Derya abladan pek bekleyemem. Daha o kadar tecrübeye sahip değil. Ama siz artık biliyorsunuz ne kadar sürede neyin pişebileceğini, ne? Elimizde ne malzemesi olduğunu, nasıl neler çıkarılabileceğini biliyorsunuz. Tamam, sen bitir. Merve tamam. Bu kimse bu pişirdi de. Bu üçünüz mü pişiremediniz? Ya. Aynı sürede. Bir de ama ben de, o zaman... Şu an ben sen çelişiyorsun. Ben başta ne dedim bu sürede? Aa, gene bu lokum gibi değil bak. Sen lafı ben açtım gibi ne dedim yiyince? Etin pişirme süresi var, onu alacağım dikkat et dedim. Dedim. Burada da dedim kendim. Aldığın için mi 5-1-1-1? Ama hayatım bunlar çok sertti. Bu. Biz sadece şey söyleyeceğim. Sen şimdi bu kadar yükleniyorsan seni kayınvaliden beğendim beğendim deyip bir veriyor. Ya ben bu en azından beğenmedim ben, diyor. Ben kim beğendim da? Ben beğendim. Dikkatini çekelim. Yani. Kim beğendi? Ben ne dedim? Ben de dedim hepsini beğenmedim. Kayınvalideme hiç güvenmeyin kızlar bugün dedim. Hiç kayınvalidemin yorumlarını dikkate almayın dedim mi demedim mi? Dedim. Dedin. Ben ne olduğunu biliyorum çünkü kayınvalidemin. Ama siz o kadar güveniyorsunuz ki kayınvalidelerinize şu an sizin yaptığınız yorumlarla tam aksini yapıyorlar. Merve ben lezzete veriyorum. Dün de aynı kişi, aynı şekilde lezzete veriyorum. Ay pardon, Gönül teyzeciğim ben yemeğimin lezzetsiz olduğunu hiç düşünmüyorum biliyor musun? Vallahi etin kokusu, et bak şimdi et pişmez ama bir de eti döndürürken bu kokuyu giderememiş. Onu da onu hesaplayarak olmamış. Ay. Gönül Sultan, şu 3-1 de gelinin çıkmaz da bir de 5 verdiysen. Ay inşallah. Allah Allah olur. İnşallah. İkinci bir puan. Acaba kimi yaktık? Hemen öğrenelim. İkinci bir puan alan gelinimiz kaldır Gönül Sultan Miyase. Ne, kızarmamış mı? Bembeyaz Miyase, gel bak. Bembeyaz. Biberleri de büyük mü dedin? Biberi de büyük ama bir de en hayır, beyaz. Benim biberim falan büyük değil. Bak gel gel. Birinci tabağı da dedi ona. Bak bu bir tane gel. Birinci tabağı da söyledim. En beyaz. Hayır sen biber bak, büyük dedin diye ben onu Merve'nin tabağı. Miyase bir de dün lezzetliydi. Yemeğin nasıl lezzetliye veriyorum dedim bak. Aşkım büyük, biber büyük, hayır biber. Öyle büyük değil. Biberi bu şekilde doğrayacağız. Bundan daha ha. Büyüğü var. Sen beşi ama. Kaça verdin? Bire mi verdin sen beşi? Heh, ona verme ama ben senin etin pişmemiş. Ben biberine söyledim ama ona puan olarak değil. Çünkü bir tane daha büyük tabaklı aha. Vardı ona değil. Seninkini beyaz diye açtığımda şimdi, bu kızarmamış eğer aşkım. Biber de buna etkense... Hayır hayır. Biberi yanına koydum bak onu yani söylerken. De, Gönül teyze kızarmamış tabak sana evet. Gelmiş. Çünkü kızarmamış. Benim tabağım kızarmıştı. Benim peki. Patlıcanım da şeyde bildiğin koyu renkti. Bir de eti pişmemiş. Valla yani, benim etime pişmemiş tek diyen sensin. Benimkine de. Benim tek etim pişmemiş diye sen... Hepsinde aynı boy yiyin diyorum. Anlamadım yerken ya. De aa, etlerin hepsinde ona dikkat edeceksin. Küçük yiyorsan küçük yiyeceksin, aa, büyük bak, yiyorsan büyük. Dikkat etmedim. Ona dikkat aklıma gelmedi ben bak. Ben çok ciddi söylüyorum. O tabağın benim olma ihtimalini aa, hiç vermedim. Beklemiyordum. Adım ama çok bak kendin de gördün Miyase beyazlığını. Biber büyük günü. Deyince ben mi sandım? Hayır hayır. Ama biber şey büyük olarak söylemiyor orada kalın. Biberi ben koydum kenara zaten. Biberi olarak demedim bak. Hayır sen pişmemiş falan. Değil. Şu pişme. Ana kadar kimse pişmemiş demedi. Ama pişmemiş. Aa, hatta ama... Benimkine çok kızarmış dediler. Gönül teyze... Hayır, et olarak söyledim. Üstü de beyazlısı. Gönül... Etime de pişmiş.
pişmiş dediler. Gönül... Mesela Merve'ninki de çok pişmişti, ona da pişmiş. Gönül teyzeciğim, şöyle bir olay var. Biliyorsun ki bize... Süre. Hayır hayır, şundan bahsedeceğim. Belli bir doğranmış et veriyorlar, biz bu etleri küçültemiyoruz. Bak, sen orada en küçüğünü yiyeceksin. Biz orada etleri parçalama hakkına sahip değiliz değil mi kızlar? Ne verilirse onu koymak zorundayız. Merve, ben onu düşünemedim. Tuğba da söyleyince ben onu düşünemedim. Rastgele aldım bak. Etli, onu küçülten arkadaşlar da var ama. Aradım, bak mantarları aradım ama... Etleri küçüklü büyüklü deyip o zaman almadım. Aynı gelinin şey söylediği gibi küçükten yiyeceğiz. Gönül teyzeye haksızlık yapmayın. Gönül teyze çok güzel çiğ mi, et kokusu mu var anlıyor. Dün öyle diyordunuz çünkü. Evet, şu an evet dün mesela kızlar öyle dedi. Seninki et kokuyordu, çiğ kokuyordu. Öyleydi. Demek ki bugün de 3 tane tabakta et ve çiğ kokuyordu. Siz çünkü anlıyorsunuz. Hayır, sadece 3. tabağa çiğ kokuyor dedi. Yo, 2'ye de dedi. Et Niya, kokuyor dedi. Diye. Evet. Ya seninki dün dedim. Dün de kaldı mesela. En lezzetli Miyase'nin de. Evet ama hayır, biliyorsunuz ya et, et kokusunu. Ay beni bu kadar övmedin. Miyase'yle gitmiş be. Tuba'yı bak da olmaz. Hayır, lezzete verdiğim için. Beni övmedi senin kadar. Ama lezzet. Yapın alın ya. Hemen kaçıyorsunuz. Hemen. Pikachu sinirlendi. Elektrik atıyor. Yapın alın, ben ne yapayım? Sen sinirleniyor musun? Ama Nursel Hanım sen bak. Sen sinirlenmeyi de biliyorsun. Ay ne yapayım, doldum ama bak şimdi... Ona yok diyor, biberi diyor, yok şey et akıl etmedi. Sen şimdi onları boş versene, gel. Tuğba'ya da biri verdiysek, işte. orada sorun var. Yandık o zaman. Sinirini ona sakla. Keten elbam, orayı çok yandım, Allah. Ya kendi gelinine ya da Merve Adalı'ya günün son 5 puanını verdik, hemen öğrenelim. Şu ikinci tabak elinde olsa yemezdin. Hatta böyle ağzına attığını da çıkarırdın elinde olsa, değil mi? Yerken o kadar beğenmedi yani. Evet, eti de, yani... Üçüncü tabağı. Evet, o çok sert ama bu da sertti Nursel Hanım yani. Şimdi biz en ikiyi açtık. Bunu da öyle dedin de buna da öyle şeyler söyledin. Ya ağzından evet, çıkarmak evet. Zor yuttu gerçekten. Evet yani, en pişmiş. Bu gelinin olabilir. Birazdan göreceğiz. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Yok ya ben... Merve Adalı. Şimdi sor. Şimdiden gidiyorum, benim yanıma geldim. Koca bibere 5 verdi.